Mısır bir sene gitti. Orada bir turnuva kazandı. Orada bir Türkiye ile orada. Çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü açılış galamız o zaman olacak. Ve son hazırlıklarımız, her şey bitmiş olacak. Öbür oyunculara karşı çok büyük bir ayıp olurdu bence. Çünkü bu masada ister Ronnie olsun, ister John Higgins olsun, ister Mark Selby olsun, hepsi eşit benim için. Gerçekten çok büyük bir olay olacak. Bu arada 7'sinde ve 8'inde sabahları iki tane milli sporcumuz da yarışmalara katılacak. Enes ve İsmail. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Oyuncular hepsi birden fazla dünya şampiyonası olan oyuncular. Benim isteğim üzerine dünyanın en iyi 4 oyuncusunu maçlarını buraya tuttular. Bunlara da Enes ile İsmail'e katarsak 70 sporcu burada mücadele edecek. Şu anda otelimizde zaten en büyük sporculardan John Higgins olsun, Ding Ding olsun, Çin'in en büyük sporcusu otelimizde konaklayacaklar. Yani heyecanla bekliyoruz. Çok güzel bir organize olacak. Bademe çeker misin hocam? Vade. Vade. 2 milyar üstü insana hem Antalya'yı tanıtmış olacağız, hem burada neler yapabileceğimizi göstermiş olacağız, hem de yani Türkiye'de bu sporun bir büyümesi için ilk adımımızı atmış olacağız. Ben 4 seneden beri Türkiye'ye gelip gidiyorum. Böyle bir fırsat yoktu Türkiye'de. Bunu onlara verebildiğim için çok mutluyum. Kendileri de çok heyecanlı, çok mutlular. İnşallah o heyecan onlara maç arasında fazla şey yapmaz. Biraz daha iyi oynayabilirler. Ama amacımız, yani gördüğünüz gibi burada Christina da antrenman yapıyor. Ben bu oyunu Türkiye'de geliştirmek istiyorum. Çünkü bu oyun sırf erkekler için değil. Bayanlar da katılabiliyor. Burada ders vermeye başlayacağım. Uyarsa birkaç tane antrenörlük yapmak isteyen arkadaşlarım da var. Şu anda Türkiye'de Umut Töre'de gibi biri var. Tabii Burçin Badem'in destekleriyle Spor Center'da böyle bir organize kurmak istiyoruz bundan sonra. Türkiye'de yok, elemeleri geçemediler bayanlar. Şu anda bayan sporcuların arasında iki tanesi dünya profesyonel turunda oynuyor zaten. Umuyordum onlardan bir tanesi elemelere geçip buraya gelebilsin. Çünkü bizim için çok iyi bir şey olurdu. Bu sefer olmadı. İnşallah önümüzdeki senelerde olur. Hiçbir büyümeye oran bir yardım olmamış Türkiye'de. Çok az bilinen bir spor. İzleyicisi fazla olduğu halde, yani yolda birisine sorduğunuzda snooker'ı bilmiyorlar. Ama bu turnuva sayesinde bunu geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani buraya gelecek 8-9 masayı ben burada tutmayı düşünüyorum. Oradan bir salon açıp antrenmanlara insanları öğretmeyi düşünüyorum. İleride de World Snooker desteğiyle daha fazla masa getirip ülkemizde bu oyunu yaymak. Çünkü İngiltere'de mesela 7 yaşından başlıyorlar. Yani sağlığın, vücudun yerindeyse 70-80 yaşına kadar oynayanlar var. Çin'de okulu var. Yani normal okul yerine snooker'ın okulu var. Çünkü snooker sırf nasıl desem bir zevk oyunu değil. Sana matematiği öğretiyor, geometriyi öğretiyor. Aynı anda satranç oyunu aynı masada. Sana stratejiyi öğretiyor. Çok değişik bir oyun ve disiplin öğretiyor. En büyüğü disiplin öğretiyor. Çünkü sessiz bir oyun olduğu için kim olursa olsun, yani ben o kadar çok insan tanıdım ki her mevkiden dünyada, hepsi oyuna saygı duyuyor ve sessiz bir şekilde devam ediyor. Biz de bunu Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Başkanım da sormuşsa burada dedim ki.